Hocam çok üzgünüm, seni rahatsız etmek istemiyorum. Ben burada kaldım. Hani bir şekilde yardım ederseniz seviniyorum yani. Çünkü burada kimse yok. Altta da elektrik var, affedersin. Denk geldi tam. Bayağı bir kilovatı var yani. Buraya şey için çıktım. Çok sağ ol, yardımcı oluyorsun sen de. Bayağı ilgili duruyorsun orada. Dedim buradan nasıl, geçenlerde buradan ip mi sarkıtılar ben. Hani nasıl yaptılar? O teknik olarak onu keşfedeyim derken kaldım burada. Ama rahatça uzanıyorum çünkü burada artık herhalde arkamda kamera yoktur yani, en azından ondan rahatım ben. Şu, nereye bakıyorsun abi sen? Hiç oralı değil ya. Ben böyle duruyorum, kusura bakma, yanlış bir şey gözüküyorsa tesadüf yani. Şey yaparak değil, kasıtlı olarak değil, çünkü sıkıştım. Komple her şey sıkıştı çünkü burada. Sesim de biraz ondandır böyle yani, çünkü tam sıkıştı yani. Bir de sıkıştığı yerden de elektrik aldığı için. Ama dediğim gibi hiç olmadı yani. Biraz da korkuyorum, affedersin hafiften. Bir arkadaş olursa buraya gelebilecek. Hocam, ben çok da hareket edemiyorum çünkü dediğim gibi sıkıştı ya. Hani olur ya böyle, yolda mazgal olur da bisikletin lastiği girer, o şekil oldu yani. Duyurabiliyor muyum ben? Hocam sen alakasız bir yere bakıyorsun çünkü. Artık ben şu an mesela ilk defa hayatımda ödemeyi falan geçtim artık yani. Ben ödemesinler, yeter ki beni burada alsınlar yani, onu istiyorum ben. Çünkü akşama da gösteri var. İşte seyirci gelecek, arkadaşım gel, ben buradan böyle mal gibi inmeyeyim aşağı şimdi yani. Çünkü kaldım burada bayağı. Abi burada da kimse yok çünkü, bu ne? Başıboş bir yer burası hiç. Hani birisi sahnenin tepesine çıkar sıkışır diye hiç mi kimse gezmiyor etrafta? Ben hiç anlamadım burayı. Burası çok da yüksek çünkü beni biraz yükseklikle tutar yani. Tutarsa düşmem o zaman. Aslında bir yandan da garanti oluyor. O da saçma bir tabir. Beni deniz tutar. Nasıl bir şey deniz tutuyor yani? Onu da hep sorgulamışımdır mesela kendimi. Ama burada sorgulamayı saçma buldum şu an. Ya bir bana bakmadın, her yere baktın ya. Bu hocam. Şu buradaki el benim. Şimdi ben buradaki benim diyorum. Bunu sallayacağım, bakmayacak. İkisi de benim ya. Şunların ikisi de benim ya. Nereye bakıyorsun ya? Ne var orada? Daha mı tehlikeli bir durum var orada? Ben anlamadım ki, perde ya. Şimdi ben buradan düşersem çünkü akşam gösteri de olmaz o zaman. O zaman iyice ödemeden de yırtar, gerçi düşmemem lazım. Çünkü ben fitil oluyorum buna. Bence hani burada benim tek başıma kalmamı yönetmen sağlamış olabilir yani. Dedi ki bu herif çıktı, kalsın bir orada, yalvarsın, anlaşayım ben ona. Anladın mı? Hani bütün sezonu parayı versin, hibe etsin bana, ben de o zaman indireyim. O bu şekilde yapmış olabilir yani. Çünkü ben ona artık bir fitil oluyorum, o da bana oluyor çünkü. Burada da mı kimse yok? Burada ne acayip şeyler var ya. Ne bu? Sahnenin üstü erotik dükkanı mı? Nedir burası? Her şey var burada. Elektrik falan da var burada. Bayağı acayip şeyler yapıyorlar herhalde. Elektrik veriyorlar birbirlerine. Sen nereye bakıyorsun? Elektriği mi gördün? Hocam bu şekildeyim. Bu şekildeyim derken yani genelde bu şekilde değilim. Yani şu an bu şekilde olduğum için ben yardım istiyorum. O bizim mumcu arkadaş falan var. Hiç istemediğin zaman ortada gezer, ihtiyacın olunca olmaz. Nerede ki onlar ya? Hiç bakmıyor ya. Bir şekil, bir merdiven. Nereye gidiyorsunuz ya? Hocam! Şimdi arkadaşım sağdan gel diyecek, ben mal gibi tepeden ineceğim ya. Nasıl olacak ki bu iş? Ben ödemeyi en azından buraya alabilir miyim? Buraya nasıl alacağım? Çok yüksek ücret olur buraya çıkarırlarsa ödemeyi. O zaman onu da kabul etmezler çünkü. Bak şimdi bayağı sıkıştım artık ya. Sıkıştım derken yani demirlere sıkıştım anlamında. Ben o zaman buradan hafifçe düşsem mi, ne yapsam? Minik nerede ki? Kimse yok ya. Ben niye erken geliyorum ki buraya? Hocam ben artık belirli şeyleri de hissetmiyorum hayatımdaki, yani hayatıma giderken duygu açısından. Hocam kaçıyorum ben geri geri o zaman. Hadi görüşürük. Baktınız bir kişi eksik, işte cumaya gelirsiniz o zaman. Hocam burada bayağı ana kofraya değdim ben. Oho, bu bayağı elektrikli bir gece oldu benim için ya. Böyle gerisin geriye gidiyorum o zaman. Bitti. Lan bir Allah'ın kulu da demedi ki. Evet yavrum nedir? Hayır. Hocam bayağı benim şaftım kaydı burada ya. Anam. İndikçiyorum babacığım. Arkadaşım, hazır mısın? Çağırdı herhalde. Tamam, bir şey yapmadım ben. Çağırdı beni.
Ayrıldığımız anda. Artık öğrenci bileti olduğuna kesin inandım yani. Hoş geldiniz. Sana değil, herkese söyleyeyim. Demek ki delirmenin yaşı yok. Gençken de olabiliyor yani. Çok güzel bir ekip ya. Çok tatlı bir şey. Merhaba. Al eve götür. Efendim? Al eve götür. Önce ev bulmam lazım kendime. Hala taşınamadığım için hocam. Ama çocuk güzel bir şey. Gençler. Genç yani. Süper bir şey. Örnek olmak ister misin onlara? Estağfurullah. Elimden geldiğince. Ama işte yanlış örneklerin karşısında ne kadar direnebilirim onu bilmiyorum ben. Şu neticede genç diyeyim ha yani. Çünkü gördüğünden etkileniyor. O yüzden ben öne çıktım ki beni görsünler. Asılı kalmışsın tavanda bugün. Evet, bugün nereden duyuyorsunuz hocam? Size haberler çabuk geliyor. Ne oldu? Orada arkadaşları bakayım. Ben tekniğe yardım etmek isteyeyim derken yukarıda sofitada asılı kaldım. Ama sonra kurtarmadılar sağ olsunlar. İndim yani. İşin vardı senin sofitada? Onu ben de sorguladım sonra. Ne işim vardı ya, ama geçti artık yani. Çünkü çıkmıştım bir kere. Hayatta senin asla olamayacağın bir şeyi sana yaptırmaya çalışacağım. Bakalım olabilecek misin? Mutaassıp birim oldum. Çünkü ruhum erotik. Durduramıyorum kendimi. Arkadaşım, sapıklık yapma. Çoluk var, çocuk var. Ya sözlükte olan kelime, bunu kullanma. Al mikrofonu olur bir yere. Benle kesin konuşun hocam. Arkadaşım, mikrofonu sahnede en alakasız, sana çarpmayacağı yere koy. Her işte ameliyeyi ben yapıyorum. Camı sil, onu götür, piyanoyu ayağa kaldır. Onu piyano da dedin, aklıma geldi. Söyle. Piyano. Basit bir şey aslında. Bunu çağır. Piyano, gel buraya. Arkadaşım. Tamam. Onu çağır. Arkadaşım, sabaha kadar yapsan söylemem. Mini, aman onu söyle ama piyano aklıma geldi, çağır. Şimdi burada nereye bağlayayım ben şimdi? Çağır. Huzurlarınızda minik. aman. Gülsen arkadaşım, sen niye topuk selam verdin gelirken? Topuğu büyük de normalde nasıl verirse versin topuk göze batıyor onda. Hazır mısınız? Tolga'nın 5 adım geriye gitmesi ve içeriden kostümün bir takım şeyler getirip üstüne giydirmesi, müziği çal. İyi ki müzik sizle başlamadı ya. Yani yoksa böyle bir şey olmazdı hayatımızda yani. Biraz romantik olsun. Ama aynı zamanda da havalı. Sen de aktif ol, aktif olarak 5 adım geri git. Prodüksiyon geldiğinde ortada birbirinize denk getirin. Ya. 3-2-1 yalla. Çocuklar, gülmeyin şuna. Aktif ol. Bu işte aktif. Zaten geri gidiyor mu? O aktif bir şey. Al ver seyirciye. Al ver, al ver. Prodüksiyon, giyecek bir şey getirin. Çıkar ceketini. Çabuk ol. Münsen arkadaşım, içten duygusal, ritim olarak hızlı. Uzunu vardı bu kollu olan. Bu ne ya? O ne ya? Kelin için. İnsanlar var. Benim dışında herkes mutlu yani. Bu da herhalde ödemesini aldı değil mi? Ben bir tek benimle mi ilgili? Papyonu çıkar, kravatı taksın. Gel 2 adım öne. 2 adım öne gel. Ve karşınızda... Ve karşınızda kravat. Neyi kravat? Neyi sunacağım? Nesin sen? Ben kıyafet mi deniyorum? Adam oldun. Adamsın. Sağ ol. Gururlusun. Çok mühim bir görev yapıyorsun. Onurlusun. Yükseksin. Şefkatlisin. Ve yüzünden sevecenlik, endişe, korku ve bir o kadar da gurur. Aynı anda hepsi. Evet.
Neymişsin sen? Bilmiyorum ben. Ruh hastasıyım. Bu nasıl? Bu hepsi değilsin. Değilim. Manyaklaşma. Öğretmensin sen. Ha. Ha. Ama endişe korku niye ya? Yapabilecek miyim? Çocukları yetiştirebilecek miyim? Niye biraz geçti? Az önce geri zekalıydım. Şimdi yapabilecek miyim? Ben yaparım, niye yapayım ya? Ama çocuklar beni dikkate alır mı? Ben onun alır şu şekilde yani. Alır. Kura çek bakayım neresi çıkacak sana? Burası. Hemen çekme. Hemen. Bu karıştırayım mı? Adın ne senin? Bilmiyorum, ne ki? At koy kendine. Güzel bir öğretmen adı bul. At koyayım kendime. Ben bahisçi miyim biraz? Arkadaşım, güzel bir isim bul kendine. Öğretmen ismi. Öğretmen ismi? Nevzat. Denk mi düştü? Hep denk düşer zaten. Bana da gelmişti. Nevzat mı var aranızda? Evet, Nevzat. Göster Nevzat'ı. Hayır, ben bilmiyorum Nevzat. Benim vardı Nevzat bir tane. Nevzat kalksın ya. Nevzat hocam, hoş geldiniz. Nevzat hocam, siz sahneyi alabilir miyiz? Efendim? Duymuyor şu an güya. Evet, alkışlayın Nevzat Bey. Hoş geldiniz efendim. Öğretmen misiniz? Öğretmenim. Ne öğretmenim? Efendim? Coğrafya. Coğrafya, süper. En sevdiğim. Gerçekten mi? Tabii. Peruk lazım yalnız. Yok, bir tane var. Prodüksiyonun parası yok. 5 kuruşu yok. Bütün parayı yönetmene verdikleri için biz kullanamıyoruz bunu. Bunu ben ve İbrahim Tatlıses kullanıyor beraber. Arkadaşım. Benim. Şu anda kura çekilen yerdesiniz. Evet. İkiniz çok iyi arkadaşsınız. Tanışın kura yerinde. Çok iyi arkadaşız, burada tanışalım. Tanışın kura yerinde. Siz eğitimi nerede aldınız? Arkadaşım, bana girme, mevzuya bak. Nevzat abi nasıl gidiyor? Nasıl, ne yaptınız? Nevzat ya? Abi deme, aynı yaştasınız. Görmüşsün Nevzat'ı. Ben boyatmış mıyım? Öğretmen okulundan. Seyirci, alkışlamayın, gülmeyin, sağa sola dönmeyin. Dönmeyin. Eve gidin, yatın, bir daha da çıkmayın dışarı. Abuk subuk şeyler yapıyorlar ya. Nevzat'ı okuldan hatırlıyorsun. Uzaktan gör, tanı. 250 metre var aranızda. Ben tanıyayım mı? Tanı Nevzat Bey, buyur tanı. Ya abim yaşında ben Nevzat diyemem öyle. Nevzat diyeceksin. Abi çok özür diliyorum ben. Ekmek parası. Alamadık henüz ama daha. Ben ne diyecektim? Öyle takılın siz abi. Uzaktan görün Nevzat Bey çocuğu. Ben de Nevzat'ım. Nasıl olacak şimdi? Adaş mıyız? Adaşsınız. Sen kim olursan ol arkadaşımsın. Nevzat Bey buyurun. Bak Nevzat ne yaptın? Nevzat sen değilsin. Ben değilim. Abi Nevzat. Abi sen arkadaşım Nevzat'sın, öğretmen Nevzat. Arkadaşım Nevzat. Sen aynı zamanda öğretmen Nevzat'sın. Ben ama şu anda arkadaşımsın. Evet, bu şu an arkadaşım ben yani. Bir yana niye böyle davranıyorsun? Dur, sus. Sus ya. Tahtaya bakıyorsun, tir tir titriyorsun. Allah'ım bana nere çıkacak diye. Nereye bakıyorum? Bana neresi çıkacak diye titriyorsun. Kurallar çekiliyor şu anda. Soğukta mı bekliyorum ben? Arkadaşım heyecandan. Ta heyecan. Acaba neresi? Anam. Nevzat Bey görün 250 metreden. 250 metreden 250 görüyorum. Metre. 600 metreden de petrol çıkarır o zaman. Coğrafya. 250 metreden nasıl görsün beni? Nasıl görsün 250 metreden ya? Görün 250 metreden. Tutun elinizi kafanıza. Nevzat abicim. Öyle değil. Gördüğüne pişman oldu. O yani. O çok uzaktakini zor. Görmek için eli kafaya koyma hareketi. Heh. Siper edin. Allah! Nevzat değil mi lan bu? Buyurun. Hayır, ben Nevzat değildim ki. Ben arkadaşım değilim. Arkadaşım, Nevzat öğretmensin sen. O da Nevzat öğretmen olduğu için, ikiniz aynı yerde olduğunuz için sen Nevzat öğretmen değilsin. Ama Nevzat öğretmensin. Ben yerine göre isim mi değiştiriyorum? Hocam bakın elinizi koyun kafanıza. Kıdemli Nevzat mı o? Arkadaşım dur. Duruyorum ben. Görünme pozisyonuna geç. Öyle bir dur ki görsün seni. Nasıl? Ne yapacağım? Arkadaşım sapıklık yapma. 250 metreden nasıl görsün başka beni be? Bu kadar da mı yani? Göster kafayı. Bir sağa bir sola oynat kafayı. Ayağa kalkmadan omuzdan çıkar kafayı. Bir sağa bir sola. Hızlı. Bence benden uzaklaşır bu hareketleri görse. Arkadaşım. O kafadan bu yana, bu kafadan şu yana. Ver müziği, yüksel. Görün Nevzat Bey. Aa, bu bizim Nevzat değil mi? Saçma oldu beni. Arkadaşım.
komiklik yapıp alkışlatma seyirciyi. Ben ağzıma, ben dediğinizi yapıyorum. Sağdan göster, soldan göster. Ben yani polis çağıracak şimdi. Ben ne yapıyor bu bana diye yani. Evet, göster kendini. Önündeki abinin bir sağ omuzundan, bir sol omuzundan, bir koltuk altından, bir bacak arasından. Nevzat Bey, görün çocuğu. Öndeki abiyi tanırsa sonra... Hocam. Evet, 3, 2, 1, yalla. Aa, Nevzat değil mi lan bu bacak arasından bakan? Bak o sırada bacak arasından. Kendi bacak aramda mı, başkasınınkinde mi? Kendininkine nasıl bakacaksın? Bakarım ben. Bak o zaman. Arkadaşım. Yine bunu görüyorum ama, çok saçma oldu. Ben bu şekilde... Dümeni o tarafa çevirersen göremezsin ki. Ben bu taraftakinden bakıyorum. Önünde biri var, ondan bakıyorum. Evet. Nevzat Bey, görsenize şunu. Vay adaş. Nevzat abi kimle konuşuyor? Sen de. Abi alttan bakan benim, bu değil. Tanıdığı biri çıkması çok enteresan ama. Bir daha bakın. Aa, adaş değil mi lan bu? Aa, adaş. Nevzat Bey, aa, adaş ya, değil mi lan bu? Ya niye buradan bakıyorsun? Bir koskoca öğretmen lan der mi? Şey olur. Lan şey yani, internet bağlantısı lan. Beni kurtarma. Öğretmenin yaşı yok. Öğretmen işte. Burada da olsa öğretiyor. Ya. Sen de bacak arasından bakma. Öğretmen bacak arasından bakar mı? Teşekkür ediyorum. Neyse 3-5 saate toparlayacağız bunu ya. Gördün. Adaşını gördün. Birbirinizi görün. Kafanla işaret et. Aa, adaşım de. Kafamla aa, adaşım mı? Evet. Aa. Öndekine vuruyor. Ne yaptın? Aa, adaşım. Aa, adaşım. Aa. Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Arkadaşım, aha adaşım. Aha, ne? Aha da adaşım. Biz Azerbaycan'da mıyız ya? Biz neredeyiz ya? Arkadaşım. Ben hiçbir şey anlamadım bunlardan. Sen beni dinlesen, ağzımdan çıkanı kulağından alıp beynine söyleyip ağzınla yapsan hiçbir şey olmaz. İşte aha adaşım. Eğitilmeyen bir çocuk işte. Aha adaşım. Aha adaşım. Buluşun ortada. Yalla. Çeksen lan. Abi nasılsın? Vallahi nasılsın anam? Abi sen değil. Nasılsın? Ya abi denir öyle. Sen onun çocukluğunu biliyorsun. Çocukluğun nasıl geçiyor? Nasıl geçti? Hiç topacım olmadı. Topacın olmadı. Bu mu sıkıntı? Evet. Çocukluğun deyince. Ya bunun çocukluğu olmamış ya. Ama topaç gibiymiş maşallah. Ben gördüm. Nasıl gidiyor işler, nasıl? Eğitimler nasıl? İyi. Kaçın sizin yolunda. Sizin okulda karşılaştığınızda yaptığınız bir hareket yok muydu? Var. Yapın abi. Ama biz öğretmen değildik işte. Orada şey oldu. Onu bulamadım da. Belki öğretmen daha yukarıda yapıyor. Öğretmenler öğrenci olmadı mı hiç? Oldu. Oldu. Karşılaştığınızda yaptığınız hareketi yapın birbirinize. Sizin arkadaşlığınızın alameti farikası bu. O şekilde tanışıyoruz biz. Evet. Gelin buyurun. Şey, yalla. Buyurun gelin. Ne? Ve çocukken beni çok mu evirip çevirip dövdüler yani? Ne yaptılar ben anlamadım ki. Ne? Nasıl gitti? Eğitimler nasıl gidiyor bu arada? Yolunda işte. Kimin yolunda? Arkadaşım siz şu an neredesiniz? Biz şu an bilmiyorum ki. Kura çekimindesiniz. Kura çekimindeyiz. Sana nereye çıktı desene. Ha, nereye çıktı sana Allah aşkına kurada? Denizli. İyi güzel. Daha çıkmadı Nevzat Bey, şimdi çekeceğim diye. Ha. Şimdi çekeceğim. Neresi çıkacak sana kurada? Denizli mi deniyorum? Denizli, öyle bir torpil var demek. Evet. Emin kendisi yani. Sana neresini çıkmasını isterdin? Bu ben mi? Evet. Ya sen? Neresini istiyorsun? Ya sen? Samimiyiz ama. Bu da hiçbir şey bilmiyor ki. Yok, samimiyetten... Bütün eğitim hayatım yemediğim fırçayı bir gecede yedim ya. Evet, konuşun. İki arkadaşsınız siz. Adım eliniz omuzunuza birbirinizin. Şey, ha. Evet. Vallahi ben bilmiyorum Nevzat'cığım. Bana herhalde Ankara falan çıkacak diye. Çünkü ikinci ben şeyi yaptım. Şark görevini yaptım, Ankara falan çıkar diye düşünüyorum. Ankara'nın neresi ama? O her yerini çıkar yani. Ben gezici eğitim çünkü benim. Evet, torbalar önünüze geldi. Volkan getir torbayı. Getir torbayı. Ya bana Bodrum çıktı, Muğla çıktı ya torba. Getir torba. Burası mı çıktı? Güzel tatil bölge. Ya çeksenize şunu. Dur bir gülerim be. Aranızda ben gidiyorum. Gel gel. Çek şunu çabuk, hızlı ol. Ama o çeksin, o küçük. Arkadaşım çek şunu. Nevzat abinin yerine de çek. Aman. Niye? Ben çekemiyor muyum? Neresi çıktı? Bana Nevzat abinin yanı çıktı gene ya.
Nevzat abi sana Denizli mi çıktı? Denizli Çameli. Senin neresi? Evet. Senin neresi? Selam Çeşme ilk öğretim. Hayır değil, olamaz. Toprak? Olmaz. Ethem Efendi? Uzaklaş. Bostancı. Git. Pendik o zaman. Çık şehirden. Aman Gebze'nin ötesine gitmem. Arkadaşım, ya. Arkadaşım manyak mısın? Bu tarafa çık o zaman. Bu tarafa mı? Avcılar. Ya çıksana şehirden. Şehirden mi çıkayım? Evet. Kırklareli. Süper. Bir ilçe bul. Kırklareli ilçesi. Lüleburgaz. Lüleburgaz. Ne okulu? Lüleburgaz okulu. Süper. Alkışlarla gönderin Nevzat Bey'i. Abi çok memnun oldum. Yıllar var ya. Vallahi özlemişim ya. Aman şuraya dikkat. Evet. Çok yıllardır özlemişim yani. Ve bavulunu alır yola düşersin. Lüleburgaz, Lüleburgaz, Lüleburgaz. Prodüksiyon hemen Lüleburgaz okul yapın. Yürüyor muyum ben? Evet, sen yürürken prodüksiyon okul yapsın. Prodüksiyon okul yapsın. Prodüksiyon önce çay yapsın. Arkadaşım! Sabahtan beri... Yürü! Çorlu'yu geç! Oo, burası çok Çorlu ya. Neredesin? Hocam neredeyim ben tam olarak? Çorlu'yu geçtin, Lüleburgaz'a girmek üzeresin. Ya saçma bir yere geldim, hiç kimse yardımcı olmuyor ya. Lüleburgaz'ı... Herhalde Lüleburgaz bu. Bu kadar büyük... Tam Lüleburgaz'ın girişindesin. Sor ona. Burası neresi? Burası neresi? Müdür neresi burası? Yürüyerek ya, mi geldin salak? Nereden konuşuyorsun? Ben hiç anlamıyorum seni ya. Yürüyerek geldim ya. Akbili unutmuşum. Hayırdır? Lüleburgaz burası. Öyle mi? Eyvallah, evet. Sağ ol. Çalmaya devam. Kolay gelsin. Laminörden. Arkadaşım desene Lüleburgaz okulu nerede? Arkadaşım Lüleburgaz okulu nerede? Lüleburgaz'a gir. Orada. Zaten Lüleburgaz'da değil miyiz? Deniyor. Girişindeyiz. Sen bir tam gir. Sonra gelip orada tekrar sorayım. Orada ha. Bir daha sor. Sağ ol, eyvallah. Çok yardımcı oldun. Dön hocam. Dön gel aynı kişiye sor. Hocam hayırlı Ramazanlar ya. Kusura, seni habire rahatsız ediyorum. Bu ne ya? Önemli değil. Tövbe yarabbim. Lüleburgaz nerede tam Lüleburgaz? Sen şimdi ortaya gittin geri geldin ya. Ha. O ortanın orada bir daha sor. Hocam hayırlı Ramazanlar. Bak sağa. He? Sağa bak. Lan bunların hepsi bir yerden konuşuyor ya. Görsene şu okulu. Aman be, süper okul ya. Görsene sıraları, masaları, sandalyeleri. O benim bildiğim pansiyonlu ilkokulu. Pavyon ilkokulu değil bu. Nasıl? Böyle sıra mı olur ya? Arkadaşım, modern eğitim bu. Ne? Mayoyla mı eğitim? Bu nasıl bir şey ya? Arkadaşım sana ne? İçeride bu vardı geldi. Önceden hazırlanıyor muyuz biz? Çok güzel okul yapmışlar gerçekten ya. Tamam. Dört tane beyefendi al. Dört üç beyefendi, bir hanımefendi al çabuk. Lüleburgaz erkek lisesi mi bu? Buyurun hanımefendi, buyurun. Ve sen öğretmenler odasından içeri girersin. Baktın öğretmenler odasında ne görüyorsun? Piyano. Hayır. Senden başka hiç kimse yok. Nerede bu öğretmenler ya? Burada. Demek ki bir sınıf var. Nasıl? Bir sınıf var, bir öğretmen var. Gir arkadaşım sınıftan içeri. Merhabalar. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Lütfen rahatsız olmayın. Ben Nevzat Hoca. Okula yeni tayin oldum. Bu da Volkan kameraman. Benim hayatımı çekiyor. Belgesel yapacak. Ben bundan sonraki derslerinize ben geleceğim. Çünkü başka da hoca yok. Parasız çalışan tek hoca ben varım memlekette. Bugün ne dersi işleyeceğiz? Döngü ne dersi işleyeceğiz? Bugün. Ha bugün ben de döngü ablanın ismi sandım. Evet, bugün ne dersi işleyeceğiz? Bugün ne dersi işleyeceğiz? Ama önce birbirimizi tanıyalım. Yenge merhaba. Yenge sizi tanıyalım. Merhaba, ben Pınar. Ayağa kalkın. Ben Pınar. Annem şu işi yapıyor, babam bu işi yapıyor. Buyurun. Ya bana ne, ben çocuğu okutuyorum. Arkadaşım. Ya merhaba, merhaba hayatım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Pınar. Annem öğretmen, babam da öğretmen. Geçmiş olsun. Zor bir eğitim hayatı olsa gerek. Biz en azından dersten yırtardık zamanında. Senin öyle bir şansın da yok. Yok. Yarışmaya nereden katılıyorsun? Şaka yapmayın. Oturt hemen, diğerini kaldır. Vallahi bu... Ha şey olarak oturt. Pardon, ben de ağzını... Tamam. Abi hoş geldin, merhaba. İsminiz nedir delikanlı? Yapınız. Abi deme öğrenci. Ya o şey, ben çocuklara yakınlaşmaya çalışıyorum. Nasıl gidiyor? Buyurun. Falan. Delikanlı ismin ne? Nihat. Niye? Bunları araştır ne? İsmin ne? Mahmut. Niye? Bilmiyorum. Bileceksin, ismin senin. İşte eğitim biraz da böyle başlar. Adın ne? Ukalalık yapma çocuğa. Evet, ukalalık... Anan ne iş yapıyor, baban ne iş yapıyor? Anan ne iş yapıyor, baban ne iş yapıyor? Annem profesör. Avukat. Dalga mı geçiyorsun, ciddi mi? Ya gidin Allah, bunlar daha... Ben nasıl eğiteyim bunları ya? Oturt çocuğu. Diğeri kalksın. Hızlı olun biraz, çabucak kalkın, söyleyin. Ben hocam, ben Özcan. Annem ev hanımı, babam emekli.
Baban emekli. Evet. Nereden? Kahveden. Ne emekli ama nerede emekli yani? Çok. Babam emekli. Okey'den emekli. Böyle bir şey olur mu? Babam SSK'dan 51'di. Bana niye anlatıyorsun? Çocuğunu anlatsana. Hayır, sizi de ekliyorum bir yandan. Baba nereden emekli abi? Demir çelik fabrikası. Tamam işte, şahane. Çok teşekkür ederim. Kaç yaşındasın abi? 30. İlkokulda ne işin var ya? Arkadaşım! Ya sen lütfen. Niye 30 diyorsun? Burada nasıl bir dümen dönüyor ya? 30 değil çocuk, bak bir daha tipine. Nasıl değil, baksana sakalı bak, beledim. Bak şunun tipine! Ya sakalı beledim. Arkadaşım bir daha bak! Aa 4. Nasıl ya? Ne olacak? 12. 12 mi? Bu. Evet. Senin 50'ni görmek isterim ya. 50'ni, yaş olarak 50'ni. Evet, diğeri kalksın çekingen, pek Bülent konuşmuyor. Bülent Uçaz'dan ayrılıyoruz. Arkadaşım. Pek konuşmayın, abi, çekingen olun beyefendi. Babam ev hanımı. Baban ev hanımı. Abicim. Anne ev hanımı. İşte ben öğretmenim. İşte nadide bulunan bir öğrenci. Babası ev hanımı. Abi almıyor. Annem ev hanımı. Babam esnaf. Pardon abi. Annem ev hanımı, babam esnaf. Baba esnaf, eyvallah. Bugünkü ilk dersimiz... Erotik jimnastik. Arkadaşım. Ben oraya bağlayacağım bir şekilde. Yani arkadaşım ben bugün, yap derim yapamazsın. Bugün eve başka türlü gitmeyeceğim. Arkadaşım. İlk günüm olduğu için gerginim biraz. Sadece jimnastikte. Sadece jimnastik bugünkü dersimiz. Ama abla bayağı döpiyesle gelmiş ya bu. Fark etmez. Nasıl fark etmez ya? Sen jimnastiği göster, onlar senden öğrensinler. Kendileri yapmasınlar. Evet, bugün jimnastik, bugün beden dersinize geliyorum ben. Size dışarısı yağmurlu olduğu için sağanak. Evet, dışarısı sağanak yağmurlu olduğu için içeride yapacağız. Size bugün bedeni anlatacağım. Beden bu işte. İdeal beden. Dağılabiliriz. Arkadaşım! Beden dersine gir. İşte tamam, bu anlattım. İdeal beden bu dedim ya. Arkadaşım, o ideal bedene ulaşmak için ne yapmak lazım? Böyle takılacaksın işte. Arkadaşım, bir takım hareketler göster. Ha, mesela şu. En zoru budur. Sinir uçları için. Evet. Arkadaşım, o deminki gösterdiklerini topuğuna değdirsen 20 kere o harekettir. Ha. Şimdi bu beden dersini arkadaşlar, beden dersinin amacı vücudun zihinle koordineli bir şekilde çalışıp, efendime söyleyeyim, verilen emirleri beynin vücuda doğru bir şekilde gittiğine emin olan bir derstir. Beden budur yani tabii. Fiziksel olarak kondisyonu kabul ettiğiniz önce ısınma hareketiyle başlarız. Tabii doğu bölgelerinde özellikle vakit kaybetmeden. Hatta ateş atıp üstüne oturan da vardır yani, gördün mü? Gerek kendi olsun, gerek kamyonun deposu açısından olsun. Ateş yakıp üstüne oturulur. Bedende birinci ısınma hareketleri vardır. Isındıktan sonra değişik bilek hareketleri. Hatta Amerika'da buna blackjack de diyorlar. Orada öğretmenin ismi Jack olduğu için. Bu şekilde hareketleri var. Bir de çömelme hareketleri var. Pantolon el verdiği sürece bu hareketi olabildiği yere kadar yapıyoruz. Ondan sonra hareketleri geliştiriyoruz. Kollar, boyun gidiyor. Bu bedenimizin ilk hareketi. Yani ilk günkü hareketi. Ondan sonra yer hareketlerine geçiyoruz. Bunları yapıyoruz. Bu şekilde hareketler var. Yapabildiğiniz kadar. Bunu 80 kere gösteriyorsun. Bunu 80 kere gösteriyorsun. Bunu da eğer yönetmeninki yerse 30 kere yapıyoruz. Bu. Atıyoruz. Tutuyoruz. Bu şekilde yapabiliyoruz hareketleri. İdeal beden. Öğretmen dediğin böyle esnek, zeki, atik olur. Evet, öğretmen... Ne oldu? Salop düştü. Ve o sırada camdan Hademe bağırır. Volkan Hademeoğlu gel hani bağır. Hademe yoktu, bir tek ben vardım okulda. Gel camdan bağır. Gel camdan bağır yavrum. Bak camdan, işaret et önce Nevzat Hoca'ya. İşaret et. Camı aç, işaret yap. Ne yapıyorsun bu? Ne yapıyor? Dans arkadaşım mi? Göster camı. Al cam. Volkan geç camın önüne. İşaret et at camı diye. Bu camı aç mı demek? Bu da gazla demek. Volkan şuna camı aç, işareti yap. Ben seni sıkarım ümüğünü. Ben de arkadaşım anlasana. Anlamıyorum. Volkan böyle... camın kulbunu tut, çevir, sonra kendine doğru çek işareti yap. Camın kulbunu tuttuğuna göre sen içeridesin, biz dışarıdayız demektir Volkancığım. Bunun için çok basit bir... Volkancığım ben içeride olsam kulbunu tutup kendime çekerdim, çevirip işareti yap. Vay anasını be. Yap. Ya onu yapsana. Dur. Ben içeride olsam kulbunu tutar çevirir açardım işareti. Bu. Çok güzel. Efendim yavrum.
Niye açmıyorsun camı iki saattir Nevzat Hoca? Niye açmıyorum? Şu anda açmadım zaten. Çünkü demin camı böyle açtım ben. Camın kulbu yok yavrum. O senin gerizekalılığın hocam. Niye? Buralarda cam böyle açılıyor yukarı. Öyle aç hocam. Niye? O niye böyle açsana yapıyor? Açsana şunu! Ne var? Söylemiyorum lan. Arkadaşım çok önemli bir şey söyleyecek. Aç şunu. Söyle diye yalvar. Ne var yavrum? Ne var? Kim geliyor biliyor musun? Kim geliyor? Tahmin et. Üç hakkın var. Kim? Ajda Pekkan. Metallica. Guns N' Roses. Ya manyak mısın? Okula niye gelsin onlar? Konsere geliyorlardır belki. Hayır. Okula kim geliyor? Okula babam geliyor. Ne bileyim ben okula. Hayır. Sor. Kim gelir? Kim gelir? Mü? Muhittin. Hayır. Mü? Mü? Müzgan. Adını bilmiyorum. O zaman ünvanını müzik... biliyorum. Ünvanın neymiş? Mü? Müzisyen. Müzisyen arkadaşım. Müfettiş ol gel. Ha kim? Müfettiş geliyor. Çocuklarla konuş. Birazdan müfettiş tamam, gelecek. Tamam da çekin lazım. Şöyle şöyle yapın böyle böyle. Merhaba hoş geldiniz müfettiş hanım. Merhabalar. O değil. Ha. Müzisyen arkadaşım okula bakıyorsun. Evet arkadaşım çocuklarla konuş. Çocuklar okula çok zargana gibi bir müfettiş gelebilir. Arkadaşım çok heyecanlandım titre. Ne zaman geliyor ki bu? Şimdi bu, geliyor. Şimdi vur geliyor. Kapıyı. Vur. Gel. Merhaba. Ben Milli Eğitim Müfettişlerinden müzisyen. Ne saçma bir meslek. Milli Eğitim Müfettişlerinden müzisyen. İsmim bu. Her ders için ayrı birini mi yolluyorlar? İsmim müzisyen. İsmin müzisyen. İsmim müzis, soyadım yen. Evet arkadaşlar lütfen saygımızı belirtelim. Müfettişimiz Japonya'dan gelmiş. Müfet değil mi? Müzis yen çünkü. Arkadaşım görünce altına kaçıracak gibi ol. Ben Milli Eğitim Müfettişlerinden müzis yen. Aa, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz gerçekten çok heyecanlıyız şu an. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Çocukları denemeye geldim. Hangisini? Binin bir tanesini. Şu çok güçlü. Ne? Çocuklar niye deniyor yani? Koşuya mı çıkaracak? Nasıl bir çocuk denemek? Arkadaşım manyak mısın? Çocuk denemek ne demek çocuklar ya? Çocuklar eğitim sezonunda her şeye hazırlar. 10 numara yetiştirdim. Çocuklar eğitim sezonunda her şeye hazırlar. Yani 10 numara gerçekten coğrafya olsun, beden olsun. Şimdi ha, göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Ha siz göreceksiniz. Ben hazırım şu an. Çok heyecanlıyım. Sen de geç çocukların arasına otur bakayım. Yo estağfurullah zaten orada... Ben şöyle durayım, şöyle lütfen istirham edelim çocuklar. Çocuklardan istirham eden ilk öğretmen benim herhalde. Oturun çabuk, arkadaşım sen de yanlarına otur. Hepiniz oturun. Ya ben hocayım ya. Hepiniz oturun. Evet, coğrafyada bakalım neler öğrendik. Murgul Bakır, nerededir? Parmak kaldırsanıza çocuklar. Diyarbakır. Doğru mu bu ya? Doğru. Ayağa kalkmayı öğretmedin mi çocuklar? Hayır. Oraya gelmedik. Söylesene ya. Çocuğum niye ayağa kalkmadın diye. Çocuğum niye ayağa kalkmadın ya? En sevdiğimiz şey ayağa kalkacaksın ki biz yeri kapalım yani. Çok zor oturuyoruz zaten yavrum ya. Zaten o yüzden kalkamıyorum. Yok, çünkü sıralarda bir takım zorluklar yaşıyoruz yani. 2010'da. Soru 2. Bakalım ne sorarız sizlere. Karayık... Ha, ben bunu soru olarak algıladım. Ne oldu? Hocam söyle bakayım. Yok, bakalım ne sorarız. Ben bunu soruyor sandım. Ben bir soru üretecektim. Tamam, ya. Bakalım ne sorarız. Ver cevabını. Soru sorabilirsiniz efendim. Ben tabii daha tecrübeli olduğum için hemen yakaladım. Kara iklimi hangi bölgededir? Çok saçma. Karadadır tabii ki. Ya. Hocam. Hocam. Elazığ. Bölge mi? O zaman Tekirdağ. Okulu ben mühürleyebilir miyim? Arkadaşım okulu çocuğa tiyo versene oradan. Hocam, okulu hocam, ben mühürleyeyim. Hocam. Kalkın tiyo ver oradan çocuğa. Kara iklimi hangi bölgededir? Ne yapıyorsun? Biraz 3-5 bir şey vereceğim. Hayır ağzınla tiyo ver. Oradadır de ya oradadır de. Söyle. Oradadır. Kim verdi sana bu tiyoyu? Benim kendi fikrim. Benden çıktı olay. Satmıyorsun hocanı. Asla. Otur bakayım. 0. Olsun. Hiçbir şey de vermeyebilirdi. Bu da bir şey. Evet. Gelelim can alıcı soruya. Bir havuz içindeki suyu musluktan bahçeye akıtıyorsa... musluktan lahanalara 20 metre varsa... en son lahanaya su gidene kadar kaç saat geçer?
Hocam 3 saat geçer. Hocam doğruysa koduk çocuğu yalnız. Abi hiç düşünmedi yemin ediyorum. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum abi, mühendis havası var abide. O şekil, o soruyla o şekil cevap olur hocam. Yani. Allah'ın dediği olur, ne diyeyim? Gurur duy çocuklarla. Çok gurur duyuyorum gerçekten. Gurur duy. Benden de ancak böyle çocuk çıkar. Saçını okşa çocuğun. Peki bak, beden dersinde ne öğrettin çocuklara? Gel göstereyim ben, gel. Çocukları yorum. Arkadaşım. Kıvama geldim ben yani. Peki ip atlamayı öğrettin mi? Hayır. Öğret. Niye öğrettim, takılır düşer bir şey olur. Öğrettim de. Öğrettim. Nasıl atlattın? Böyle güzel hareketlerle. Verin ipi. Tövbe ya Rabbim, ne ipi ya? Arkadan bir ip versinler. Arkadan al hocam ipi. Prodüksiyon versin, terbiyesizlik yapma. Ulan aranızda neler çeviriyorsunuz ip mip? Evet, 2 tane çocuk seç. Alın yavrum, 2 çocuk. 2 çocuk seçsene. O bu. Al abi. Buyur abi. Evet, sen şimdi atlıyorsun, onlar çeviriyorlar. Hadi bakalım, sen şimdi atlıyorsun. Sen atlıyorsun, müfettiş seyrediyor, doğru ya mu? Ya niye müfettiş seyrediyor, müfettiş denemek istedi. Arkadaşım, bakalım öğretmiş misin? Hocam, buradan yavaş yavaş alıyorsun. Ya arkadaşım, öğretmedin mi? Ben ip atlamayı bilmem ki. Masaları çekin az geri. Hey Allah'ım, ben böyle mi atlanır ki? Ben kaldır iyice. Arkadaşım, ip atlayın. Müfettiş bakıyor oradan. Söyle çocuklara. Abicim, ip atlayacağız. İp dolamayacağız. Evet. 3, 2, 1. Yalla. Dur abi, dur. Sen dur. Hocam, benim müfettiş değil de beni acilde herhalde kontrol edecekler. Arkadaşım, öğretsene. Senin çocukların değil mi? Hastaneye kalkmayalım dolama olduk diye. Arkadaşım. 3, 2, 1. Yalla. 3, 2, 1. Çevir hocam. Çevir. Allah'ım çevir. Ben hiç bilmiyorum. Öğretmedin mi bu çocuklara? Bunu öğretmedim. Bu yeni geldi ya. Kıza ver ipi. Allah Allah. Enteresan. Arkadaşım, tarif etsene çocuklara. Bu şekil ağzıma çarptırmadan herhalde o şekil olması gerekiyor. Ben... Yalla. Nasıl atacağım? Buraya kadar. Bu. Gel bakalım hocam, sen de biraz konuşalım. Çocuklar, siz evlerinize gidin. Evlerinize gidin, o evet. Kadar. Evet. Çocuklar evlerinize gidin, alkışlar. Çocuklar evinize gidin. Hocam. Hadi hocam. Kaç aydır çalışıyorsun burada? Ben daha yeni geldim Sayın Müfettiş. Seni başka bir okula tayin etmek istiyorum. Ha, tam buraya alışırken bir daha süper oldu, süper oldu. Orada gerçekten da sana ihtiyaçları var. Çok teşekkür ederim, sağ olun hocam. Vay be. Her şeye rağmen yaparım diyorsun yani. Yaparım tabii. Her şey, ihtiyacım olan her şey var. İpim, kuşağım. İyi. Git içeri o zaman, sonra gel. Eyvallah. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Müzisyen arkadaşım gelsin. Gel bakalım muhterem. Al mikrofonu arkaya. Verin hemen bir koltuk. Müzisyen arkadaşım biraz kenara çekil, senin yanına otursun koltuk gelene kadar. Seyirciler arasından bir hanımefendi almam lazım. Buyurun abla. Buyurun hanımefendi. Mikrofonun yanına gidin hanımefendi. İsminiz neydi? Oradaki mikrofon. Ne dedi arkadaşım? Alkollüyüm dedi. Nergis. Burayı mı, orayı mı? Haklı kadıncağız. Her yer mikrofon ya. Nergis, mutfaktasın. Tam o sırada telefonun çalmış. Telefonla konuşuyorsun. Annengiller arıyorlar. Onlar sürüngenlermiş. Annengiller arıyor. Konuş annenlerle. Arkadaşım, sen de ufaktan koymuşsun, rakını içiyorsun. Bir yandan böbrek taşı düşürüyorsun. Oh, ne güzel düşünüyorum.
Bunu mu kutluyorum ben? Arkadaşım, unutmak için içiyorsun. Unutmak için içiyorum. Kendini koltuğa vur. Vurarak otur ki. Kendini koltuğa vurarak otur, çabuk düşsün. Rakı iç bu arada. Bu çok saçma. Boğazıma kadar öleceğim, boğazıma kadar. Arkadaşım iç. Taş en azından ağrıtıyor. Bu öldürür ama. Evet, suyu da iç üstüne. Nergis, bağırıyorsun içeriden. Senin ismin de arkadaşım. Ben, rakı manyağı herhalde. Ben İsmin de senin. Taş. Değil. Değil, böbrek. Soyadın Taş. Adın ne senin? Bilmiyorum ki. Muhittin. Muhittin Taş. Var. Muhittin diye bağırdı. Muhittin. Sen değil. Ha. Nergis bağıracak. Muhittin. Daha çok şirret bir şekilde. Çok telaşlı. Muhittin. Bir şey olmuş gibi. Buyurun. Muhittin. Muhittin mi? Çak içme dedin sen açını. Ne olmuş ya? Evet, sen otur, içiyorsun, vuruyorsun dibini. Sanki bir şey olmuş gibi, saçınızı başınızı yolar gibi bağırın. Muhittin diye. Muhittin. Sen vursana dibini. Muhittin, ne yapıyorsun de. Muhittin, ne yapıyorsun? Dibe vurdum hayatım. Arkadaşım, dibe. Durmasana. Muhittin, ne yapıyorsun? Muhittin, ne yapıyorsun? Ya ezme getirmişsin, iyice ezilmemiş o. Arkadaşım şaka yapma, taşımı düşürmeye çalışıyorum. Taşımı... Acın var senin. Taşımı düşürmeye çalışıyorum. Yüzünü acın var görelim. Vursana. Muhittin, annemler gelecek akşam, sen burada salak salak işler yapıyorsun. Koy altıma, koy hiç gelsinler. Annemler gelecek akşam, sen burada salak salak işler yapıyorsun. Seni kim parçaladı kız? Ne oldu sana ya? Falan parça. Ablacığım sen gülme. Saçından başından oynama. Ev hanımısın sen. Bağır de ki annem gelecek akşam, hiçbir şey yok evde de. Annem gelecek akşam, evde hiçbir şey yok. E gelmesinler o zaman. Ara gelmeyin de yani. Ben ne yapayım şurada 40 yılda bir keyif yapıyorum kendim. Çirkef ol biraz. He? Sen gelmesin değil. Ha. Sen vursana. Ha, ben... Annem gelecek. Ben bunun annesini de merak ettim. Arkadaşım. Evet. Hareketli ol. Konuş Nergis. Annem gelecek, onlara iyi ağırlayamazsan seni şöyle yaparım böyle yaparım. Yürü yallah. Bak annem gelecek, onları iyi ağırlayamazsak seni boşarım. Tamam o zaman. Arkadaşım manyak mısın? Ne yapayım ben, uğraşamam onların sülalesiyle ben. Peki yüzündeki acıyla böbrek taşı düşürüyorum. Böbrek taşı düşürüyorum. 40 yılda bir beni rahat bırakın. Keyifle böbrek taşı. Arkadaşım acındır kendini, sana bağırmasın. Ha beni bağırmayın bana ya. Ben anneni de çok seviyorum, seni de çok seviyorum. Ama şurada 40 yılda oturdum, işlerden bir vakit buldum. Bir kendi kendime bir an yaşayayım senin. Nergis git başına kavga et. Git başına Allah aşkına ya. Nergis geç başına kavga et. Sen anlamıyorsun ki doğru sözler. İlla sana bağırmak gerekiyor benim. Biraz seyirciye doğru dön. Evli misiniz? Hayır. Ha, benimle evli değil misiniz? Benim kocasını tanımıyor ya. Deniyorum rol adaptamı diye, beni tanımıyor. Evli değil. Nergis Hanım, seyirciye doğru dönün. Şey yapın, tartışın adamla. Tam o sırada Volkan kapıyı çalar gelirsin. Ha biri de Volkan geliyor bana ya. Hadi kalk, kendine bir çeki düzen ver. Annemler gelecek. Çok iyi gelecek. Oldu seyirciye döndüğün hadi ama. Hadi. Ding dong, uyuma seyirci. Kiliseden arıyorlar, ding dong. Seyirci uyuma, bas Volkan zile. Kapıya bak de Nergis. Kapıya bak. Çok güzel kapı Allah için. Vallahi kapıya bak. Allah sala kapıya bak. Nergis ben, sen de git. Ben bakayım hayatım. Hadi. Ben sen yorulma. Nergis sen de gel yanına. Ne yapıyorsun? Bu Laz müteahhit yapmış, deliği aşağı koymuş. Arkadaş. Kapıyı ters takınca delik aşağı gelmiş. Hoş geldin anneciğim, hoş geldin. Bugün ayın 7'si. Bir kadeh bir şey içelim buyurun. Kirayı ne zaman ödeyeceksin? Zamanı gelince. Vıdı vıdı yapma bana bak. Kapıyı kulla buraya yapıştırırım. Hayır arkadaşım. Ben fitil olurum böyle şeye. Olma. Olmuyorum. Çok seviyorum sizi ya. Ne zaman ödeyelim? Ayın 1'inde ödeyecektin. Bugün ayın 8'i. Bir hafta geçmiş ya. Bunun için birbirimizin kalbini kırmayalım ya. Bana bak bir de pişkinlik yapma. Attırırım seni evden. Büyük oğlum geliyor Almanya'dan. Tekvandocu. Ya senin Tillahan gelse ne yazar ya? Arkadaşım. Beni mi korkutuyor büyük oğluyla? Büyük oğlu tekvandocuymuş. Ne güzel ya. Bak sportmen bir çocuk yani. Bu tarz şeyler yapmayın ya. Ben eskiden beden öğretmeniydim. Lüleburgaz'da. Tabii.
Spor çok faydalı bir şey. Gel oradaki çocuklardan verim alamadık diye. Sen hala kirayı ödemedin mi diye kocana yürü. Sen hala kirayı... Sen hala kirayı ödemedin mi? Sen duvara girdin balım, gel ya. Karıma kıyamam ben ya. Ben kirayı ödedim hayatım. Sen sürekli niçin arkanı dönüyorsun manzaraya karşı? Dönme bu şekilde. Ben kirayı ödeyecektim de o hafta arabanın taksiti vardı, ona yatırdım. İlk önce dedim ev sahibi nasıl oyalarız. Parayı içkiye verdin sen değil mi? Parayı içkiye vermedim. Ben içki tarzı bir insan değilim. Ben pötükare bir insanım ya. Daha az önce zıkkımlanıyordun. Az önce zıkkımlanıyordun diyen bir karım var benim. Hocam ben çıkıyorum evden. Arkadaşım, kadın aynı zamanda kıskanç. Kıskanç mı? Evet. O zaman iki tane buz kap o zaman. Kıskanç. Kıskanç ha, ben de kıskanç, pardon. Çok özür diliyorum. Tamam. Ha ben de diyorum evlilik. Volkan parayı akıla mı yedirdin parayı? Hocam beni bayağı pavyon gülü yaptı ya. Biz görücü usulü mü evlendik? Ben bu halini görmedim mi onun? Halinde bir şey yok kadının. Aa yırtık çıktı bu. Giymedin mi? Volkan. Konuş. Yarın saat 10.30'a kadar kirayı getirmezsen... Maşallah kapıdan antreye eli uzanıyor ya. Yarın sabah 10.30'a kadar kirayı getirmezsen... Evet. Böbrek taşına da oldu. Ne oldu lan taşına senin? Senin taşına da oldu. Ha bende taş bendeydi. Böbrek taşım bende. Söyle acındır kendini. Aa, acındırıyorum kendimi. Böbrek taşım bende. Öyle acındırılmaz. Öbür türlü. Elini böbrek taşına bastır. Adama ağlayarak bak ne oldu de. Bak ne oldu. Röntgen cihazı mıyım lan ben? Ne bileyim ne oldu? Yok yok bak aradan bak ne oldu? Taşım. Yarın 10.30'a kadar getireceğim de. Yarın 10.30'a kadar düşüreceğim. O zaman geçecek inşallah. Parayı getireceğim. Parayı da getiririm taşla. Sen merak etme. Sen hadi ev sahibi. Ben şimdi çekime gidiyorum. Görüşeceğiz de. Çekimci misin sen? Çok güzel ya. O zaman ben yatırırım sen çekersin parayı. Hadi görüşürüz. Anca orada çekersin zaten. Hadi bakalım. Hayatım sen niye üzüyorsun kendini ya? Lütfen kendini... Nergis evde hiçbir şey yok söyle. Soğan yok, patates yok, domates yok, yufka yok, peynir yok. Bir şey yok evde, say adama. Nasıl ev hanımısın? Hiçbir şey yok. Ekmek yok. Peynir yok. Soğan yok. Domates yok. Ben nasıl yemek yapacağım? Ben bilmem, açlıktan arkana bu hale geldim. Açlıktan bu hale geldim. Hanımefendi. Nergis Hanım. Seyirciye dönmezseniz adamın karısı yok. Ne? Sana geldiğimden beri 10 kilo verdim. Önce neredeydin? Dur, o kadar şirret değilsiniz. Deyin ki hadi çıkalım birlikte alışveriş yapalım. Aşağıda pazar var. Çıkalım birlikte alışveriş yapalım. Pazar var hadi. Tamam tamam. Ucuzdur bari. Hadi be. Sen devam et. Arkada kaldı, kapının arkası. Yürürken sağ ayağını sertçe vur yere, taş düşsün. Taş ayağımda değil, böbreğimde. Ayağını sertçe yere vurursan yukarıdan aşağı doğru ivme alır taş. Lüleburgaz'da fizik mi okudunuz? Haydi. Ne gerizekalı. Arkadaşım yürü. Bu şekilde yürünür mü? Yürünür. Ne bu yani? Düşür taşı. Kalçadan da aşağı doğru salla. Neyi? Arkadaşım. Onu yapsam ev sahibi böyle rahat gelebilir mi ya? Lütfen. Evet. Kalçadan aşağı ayağını vura vura gidersin. Bence benim taştan daha büyük bir derdim var. Yani arkadaşım böyle... yürüsene. Bende kaya var herhalde değil mi? Gör pazarı. Dön bu tarafa, gör pazarı. Aa pazara bak. Pazartesi insan. Ne saçma bir şey. Arkadaşım hoca, gör pazarı. Pazar burada ne lazım? Ne lazım hayatım bize? Ne lazım Nergis? Önce lazım. Bana iç çamaşırı lazım de Nergis. Önce bana iç çamaşırı lazım. Yırtıldı vurmaktan. Nergis'e lazım. Söyle Nergis. Nergis o tarz bir şey kullanmıyor. Bir tane alıyor. 20 sene kullanıyor. Nergis önce bana çamaşır lazım önce de. Önce bana çamaşır lazım. Bak yırtıldı hepsi. Hadi. Pazardan çamaşır mı alacağız? Evet. Tamam. Hüseyin arkadaşım. İç çamaşırı satıcısı pazarcı ol. Yok yok büyük beden değil ya normal. Bizim hanıma. Evet bağırıyorsun orada. Buyurun. Çamaşır burada. Buyurun. Yengecim buyur. Abicim sana göre bir şey yok. Olsun ben de evde fantezi giyiyorum. Tamam.
Sen al hayatım, sen al, ben ototeyplere falan bakayım şurada. Yok, dur. Şu nasıl? Sen de yardımcı ol karına. Bu nasıl? Bu bayağı yok gibi içini gösteriyor ya. O değil, öbürü. Ne bu? Hocam bu buradaysa var ya, benim neden içtiğim anlaşıldı. Hadi. Bu güzel yani. Rengi? Rengi. Yenge bak, bir de şunlar var. Bunlar yeni çıktı. Abi, bunlar takım olarak satılıyor. Abim eve geldiğinde ondan bu üstünü çıkarıyorsun. Abim yatak odasına geldi, bu üstünü çıkarıyorsun. Abi biz abla, yengemle ben iletişime geçtik. Sen pek girmesen i̇şte beni araya. Beni zaten korkutan o. O yüzden sen biraz tezgahın arkasında dur. Bir de yenge gerçekten enişteyle gelseydi çıkışta ağzımızı burnumuzu kırmasın. Şunu mu? Ne bedava herhalde değil mi? Hepsini aldım, ne kadar güzel ya. Daha kirayı ödeyemiyoruz ama 2000 donumuz var evde. Çok teşekkür ederim. Sor. Portakalcı nerede? Portakalcı nerede ya? Doncuya soruyorum portakalcıyı değil mi? Ha, bunun içini neyle dolduracağım ben? Portakal da lazım. Arkadaşım. Neyse portakal. Ne soruyorsun? Yürüyün yan tarafa. Portakal. Yumurta, yufka, çökerek. Ne yapıyorsun? Çökerek gidiyoruz oraya. Ne dedi ki, ben anlamadım. Arkadaşım, peynir çeşidi o. Ne o? O bir peynir çeşidi. Gerizekalı mısın sen? Çökerek. Çökerek değil. Çökelek. Ha, ben oraya öyle giriyorsun. Hani dükkan şey... Ayrıca ayağını vurarak yürüsene taş düşürüyorsun. Hanımefendi söyle, yufka alalım de. Hadi yufka alalım. Hah gel domates şeyden. Aa Muhittin abi, ne oldu senin kalçaya? Ya burada dibim düştü, sorma, geçen gün bir şey seyrettim. Vallahi nasıl güzel çekmiş gavur ya. Bayalnız arkadan çok komiksin. Pazarın girişinden tanıdım seni. Sen ağzını yüzünü kırarım ben sana. Abi ne kızıyorsun be? Ben sana... Sen. Bada bada abi yapma. Yapma, dört yufka sarayım sana, dur ya. Yufka sar bize ama biz portakal almaya geldik. Sen gene de yufka sar ya. Biz ondan portakal keseriz. Deli yapacaksın abla böreği. Ya portakal almaya gelmedik mi biz? Portakalcı onun arka tarafında. Patates de almamız lazım. Patatesi yufkacıdan patates yapacağız de alalım. Tabii ya. Araba var mı ikinciye sende ya? Gel bir şey, onu da alalım abi yani. Üstü bir patates, bir yufka yani. Bu şu kadını abi, bir sustur. Bu kırar ben söyleyeyim yani. Beni bu evlilik... Arkadaşım ben. Pazarda bir karizman var senin. Bir pazar vardı zaten, onu da bu aldı. Şuradan üç yufka. Şuradan üç yufka ne yapacaksın ki? Börek. Nasıl börek? Ne yapacaksın? Yufkayı aldın. Nasıl yapacaksın? Anlat. Dur. Yufkayı aldın. Dur. Anlatırsa fena olur ama. Yufkayı alıyorsun. Yufkayı aldım. Tepsiye seriyorsun. Altına yağ sür, yapışır ondan tepsiye. Ondan sonra önce bir yumurtayı, yağ, sütü kırıyorsun. Kaseye sütü karıştırıyorsun. Kırdım. Sütü kırmıyorsun, sütü yumurtayı kırıyorsun. Yumurtayı kırıyorum. Döküyorsun. Döküyorum. Karıştırıyorsun. Açıyorum. Yufkanın her katına sürüyorsun. Hı. Tabii patatesli mi yapacağız artık? Peynirli mi? Neli istiyorsun? Rakılı. Rakılı yok. Yerken içeyim istiyorum. Zıkkımını kökünü iç. Zıkkımını kökünü iç dedi bana. Beni boşar mısınız? Böyle bir yetki var mı? Ben gerçekten bak şişeyle içeceğim artık. Arkadaşım. Ya beni sevmeyen bir karım var ya. Arkadaşım, ben birazdan biliyorum onu yapacağımı. Neyse bir şey olsun. Neyse yürü. Hadi. Nereye gidiyorsunuz? Yufka kalsın ya sen. Ne olacağız? Yufkayı almadık balım da. Ver abi. Arkadaşım neli istiyorsun böreği? Yufkacıya mı söyleyeceğim onu? Karına söyleyeceksin. Karım yapıyor canım, patatesli işte. Biz patatesli. Söyledi mi? Patatesli. Söyledin mi? Ya o bilir canım, benimle sevdiğim patatesli zaten. Çekti. İçine naneyden. O bilir benimle sevdiğim ya. Tamam. Tabii. Hadi parayı koşun. Verdin mi adama? Hayır. Hop Muhittin abi, dibi düşürmüşüm, parayı da vermiyorsun. Demin çamaşırcıya verdik mi ki? Pazar kapalı, para almıyorlar. Arkadaşım ver şuna parayı. Of ya. Al müdür. Eyvallah. Üstüm portakalcıyı lazım. Göstereyim mi abi? Yok gösterme, ben bulurum. Biraz da meyve alalım. Şimdi sen Nergis de ki biz böyle yetiştiremeyeceğiz. Neyi? Biz böyle yetiştiremeyeceğiz. Yürüyemiyorsun. O değil Nergis Hanım. Acı çekiyor. Vur beni. Biz böyle yetiştiremeyeceğiz. Ben seni eve göndereyim. Sen bulaşığa cam silmeye başla. Ben de alışverişi bitireyim geleyim de. Biz böyle yetiştiremeyeceğiz. Ben bakayım, sen git camı filan sil, yerleri temizle. Ha, ben tamam, gelene kadar. Tamam, çatır kiremitleri değiştireyim falan. Tamam sağ ol. Nergis Hanım şimdi... Ben camı falan ben sileceğim değil mi evde? Tamam. Perdenin arkasına geçin Nergis Hanım pazara. Arkadaşım sen yavaş yavaş eve gel. Allah beni kahretsin. Hemen bir komşu teyze, bir komşu kızı gelsin. Komşu kızı? Evet. Bir komşu kızı gelsin. Ben ne yapıyorum şimdi? Camı siliyorsun. Silemiyor. Komşu kızı ismin ne?
Ezgi, görüyorsun karşıdan, diyorsun ki Muhittin, Muhittin öyle silinmez, bağır. Muhittin, Muhittin öyle silinmez. İşine bak be. Hanımefendi, öyle mi bağırılır? Muhittin, Muhittin. Muhittin, Muhittin. Canım. Biz ne, aramızda bir şey mi var? Öyle cam silinmez. Öyle cam silinmez. Nasıl silinir? Göster elinle. Ben ne yapıyorum? İleri geri mi yapıyorum? Ben de böyle yapıyorum işte. Ya ne bilmiş mahalle burası ya? Ama öyle olmuyor, iz kalıyor. Ya kalmaz ya. Arada tükürüyorum ben 3 defadan sonra. O alıyor, şeyi alıyor. Arkadaşım de ki o zaman gel de bir göster. O zaman sen gel göster, Allah rızası için. Zaten taşımı düşüremedim tam. Geliyorum. Geliyorum. Gel. Bizim evin yedek anahtarı var değil mi onda? Aç kapıyı. Hoş geldin balım ya. İyi oldu burada tanışmamız vallahi. Ah. Beraber çıkın sandalyeye. Ha, sonra düşüp ölün. Gel balım gel. Göster ablacığım. Ben de bunu oradan farklı mı gözüküyordu benim yaptığım? Ya burada daha farklı değil mi? Tam o sırada Nergis aşağıdan gelir. Ne yaptın Nergis? Hoş geldin. Nergis aşağı gel. Aşağı gel, gel camın önüne. Gel. Sen görmüyorsun arkadaşım. Sen şu anda cam siliyorsun kızla. Abla sigortalı değil mi? Evet. Silsene şu camı. Nergis bak yukarı. Allah seni kahretsin. Ne yapıyorsun sen? Allah seni kahretsin. Ne yapıyorsun? Arabanın yağını değiştiriyorum. Ne yapacağım? Camı siliyorum işte. Nasıl bir soru? O kadın kim de? O kadın kim? Hayatımın aşkı. Arkadaşım. Şahane cam siliyor. Ben camı... Anlatsana durumu, izah et camı aşağı. Ya ben camı siliyordum. Karşıdan bana baktı. Bir elektriklenme oldu aramızda. Olmadı öyle. Öyle olmadı. Bende bir elektrik oldu yani. Sende de olmadı. Bende de olmadı. Doğrusunu anlatsana. Nasıl bir şey oldu? Kimde bir elektrik olduysa artık biz birbirimizle yanabildik. Arkadaşım şunun doğrusunu anlat. Nergis ha. Sen zıplıyorsun aşağıda, delirdin kız karşıktan. Ben küvette yatıyorum köpüklü böyle üstümde. Ulan dedim camı mı silsem acaba? Açıklama yap çabuk. Ya ben camı siliyordum. Lan habire leke kalıyor. Siliyorum leke kalıyor. Siliyorum. En sonunda hanımefendi karşıdan bağırdı. Dedi Muhittin dedi. Dedim sen beni nereden tanıyorsun? Seni nasıl tanımam balım dedi. Dedim senin adın ne? Senin adın ne dedi. Dedim sen bir gel. Geliyorum dedi. Ya bu ben düz anlatamıyorum. Arkadaşım sapık mısın sen? Hayır olay böyle. Öyle bir şey olmadı. Ezgi sen anlat, kadına açıklama yap. Nergis abla camları yitirmiş. Siz tanışır mısınız be? Nerede oradan aşağı? Hanımefendi 7 kat yukarısı, ne yapıyorsunuz? O öyle, onun eli uzundur. Çömelin yeri Nergis Hanım. O toparktan çatıyı siliyor o ya. Evet, siz ne anlatın. Ne yapıyorsun bahçeye? Eve gel ya, ayıp ya. Yetişkin insansın, eve kadar git. Nergis, bak aşağı anlat durumu. Şey, Nergis'e anlat Ezgi. Nergis abla hadi. Nergis abla. Nergis abla değil, Nergis abla. Nergis abla. İkisi çok farklı. Muhittin camı iyi silemiyordu. Nergis abla, Muhittin. Mahallenin şoförü bu. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Ben ya, ya bir sus anlatsın kız. Camı iyi silemiyordu. Sen mazlum ol. Hep izler bırakıyordu. Ben de karşıdan gördüm. Dedim o öyle silinmez. Sıkıyorsa göstersen silinmez. Abla sen cama film mi yaptırdın ya? Ben hiç göremiyorum kendisini. Ben şimdi yukarı geliyorum de. Ben şimdi yukarı geliyorum. Kapıdan gelin. Siz kapıdan tam gelirken arkadaşım sen de ki hadi biz aşağı inelim de Nergis bizden şüphelenmesin de. Ha, hadi biz aşağı inelim de şu Nergis'in yaptığı yeri sileyim, ayıp olacak apartmana hep ya. İnin sandalyeden. Sandalyeden tam inerken devrilirsiniz sen yere, Ezgi senin üstüne. Böyle bir şeye falan girer mi gözün? Sandalyede inerken nasıl devrilelim hocam? Devrilin yere. Nergis tam o sırada sen kapıyı açıyorsun. Bunlar devrilip Ezgi çocuğun üstüne düştüğünde sen de içeri gir. Aç kapıyı. Bana bunu kim açıklayacak? Bana bunu kim açıklayacak? Tabii ki de ben. Hayatım böbreğimde taş vardı biliyorsun. Taşı düşürdüm. O da böyle yerde nereye düştü diye eliyle aradı. İşte biz buna ne taşı... Ne yapıyorsun
Taşı kardi diyoruz. Üstünde de kadın var. Üstünde kadın var. Ben üstünde bir kadın var. Anlamadım yani. Sabahtan beri atamıyorum. İlaç aldım. Olmuyor. Nergis, sinir krizi geçir. Ay, ay. Buna mı geleceksin başıma? Ay, ay adlı tamlamayla krizi bitirdi. Nergis, sinir krizi geçir orada. Ay. Sam sinir krizi geçirirken müzisyen babasıyla prodüksiyon annesi gelir. Bütün bu olaylar olurken biz mal gibi dururuz böyle değil mi? Evet. Burada mı? Evet. Gelin kapıya tam o sırada ne oluyor Nergis deyin. Ne oluyor Nergis? Manzarayı bak. Bak ben de söyleyeyim. Ne yapıyorsun damat? Seni göremiyorum güdüm. Aa hocam bitti mi senfoni? O kayınpederin senin. Kayınpeder nasılsın ya? Ne yapıyorsun yerde? Yürümedi ya. Nergis'le yürümedi ya. Prodüksiyon anne çirkin. Prodüksiyona geçirdiler. Ne? Arkadaşım manyak mısın? Anlamadım ki. Ezgi sen niye adama yapıştın yerde? Deli o da deli. Mahalle komple manyak burada. Anne prodüksiyon. Ne yapıyorsun sen de eğil. Ne yapıyorsun sen benim kızıma? Gül gibi kızımı aldın. Bak ne hale getirdin. Bu ya üstündeki ben... kız kim? Bu kayınvalidemi de kayınpederi de ilk defa görüyorum ben ya. Ben niye bunları daha önce tanımadım? Arkadaşım kalksanıza. Evde şu halde yakalandım. Bütün dert terim ama. Kalksanıza. Ama camlar tertemiz ha. Ha? Hiç şey falan yok yani. Bakayım buna. Nergis sen hüngür hüngür ağlıyorsun. Hüngür hüngür. Hüngür ağlıyorsun ama karşı komşuda değil evin içinde. Alsanız adamları eve. Hoş geldin bakayım peder gel. Gel Allah aşkına. Bir sandalye var nasıl oturacaklar? Otur onlar karı koca ya bir şey olmaz. Sığırılacağın yana sığarlar. Gel müdür gel. Yenge gel çek kayınvalide gel. Nergis ağlıyorsun hüngür hüngür. Balım sen niçin ağlıyorsun? Ya ben senin üstüne gül koklarım. O geldi üstüme kokladı. Ben bir şey yap. Gördün sen gördün. Camı... Allah seni belanı versin. Tekmeyi vur basarım evden atarım. Arkadaşım. Kayınpeder çok sinirli titriyor. Kalk ayağa. Yakasını topla. Ulan ben seni ne yaparım biliyor musun? Topladı ya. Düzeltti yakayı. Burada herkese bir şey oluyor. Yakasını topladıkken böyle topla. Sen de benim gibi oldun artık. Her şey düzgün. Tabii. Yani doğru yoldasın. Yakasını topla. Lan ben beni... Beni... Lan ben beni... Ben size beni getireyim bakın. İyice gitsin. Arkadaşım. Topla yakasını. Nergis eve gir eve. Devamlı duvardan çıkma. Nergis eve gir. Ha ben onu diyor. Git annenin göğsünde ağla. Dur pencerenin önünde yürüyor. Dur şimdi. Ağla annenin kucağında. Annesiz. Okşa başını. Sesli ağla. Topla yakayı. Ulan benim kızımı ağlatanı ben ne yaparım ulan? Ya bence tebrik etmen lazım. Yani çünkü gerçekten deli kendisi ya. Normal değil ya. Arkadaşım adamı sakinleştirsene. Ya sakin ol bak öbür kız daha... Benim tatlı. Kızımı ağlatanı ben ne yaparım? Bilmem ne yaparsın anlat beni anlama bilmiyorum ki. Yapma babacığım kurban olayım okşam okşam bir şey yap. Ha o demiyor mu babası onun? Hayır. Hadi, yapma babacığım rica ediyorum. Estağfurullah yanlış anladınız ya. Bak şimdi Nergis aşağı indi abuk subuk alışverişler yapmaya. Zaten kirayı ödeyemiyoruz. Gidiyor kendine altı parça iş takımı alıyor iş çamaşırı. Şimdi ben camı sil falan dedi bana. Ben zaten taş düşürüyorum. Evet bende bir taş düşürme problemim var. Bilmiyorum taş yerinde ağır. O da olabilir yani. Bana dedi ki sen git camdan. Sen yavaş yavaş giriyordu. Kaçıyorsun. Yavaş yavaş kaçıyorsun dedi bana. Kaçmıyorum dedim ben bir yere kaçmıyorum dedim ya. Git dedi camı sil dedi. Lan dedim çıktım camı siliyorum. O arkadan arkadaş bağırdı. Dedi ki sen Muhittin abi falan ne oluyor dedim. Abi deme bana dedim ya. Yaşımız ne ki dedim yani. Aramızda yaş farkı mı var dedim falan. Gerizekalı dedim, öyle deme. Gerizekalı dedim kendine gel dedim be. Sen kayınpedere öyle deme. Gerizekalı mısın be? Ne kayınpedere öyle deme. Öyle ha. Dersen gerizekalı durumuna düşersin gerizekalı. Ha, öyle dersen gerizekalı durumuna düşersin dedim kıza ben. Hiç dinlemedi biri geldi. Ben dedi yardım edeyim. Çıktık camı sildik falan filan böyle. Nergis sesli ağla. Ha Nergis. Sesi bu kadar. Düşün. Mutsuzum ben bu hayatta. Anlat kayınpedere toplamışsın yakayı. Ağlıyor şu an ağlıyor. Ağlama sesi bu. Onu mu anlatıyor? 30 saniye içinde. 30 saniye kızımı içinde. Kızımı güldürmezsen dağıtırım ağzını burnunu. Çıkmanız lazım. Fıkra anlatacağım ya. Sapıklık yapma arkadaşım. Fıkra anlatacağım nasıl bir beyin yapısı var. Sapıklık yapma. Yap. Gerizekalım ne? Fıkra 30 saniyen var başladı. Gülmezsen ağzını burnunu kıracağım şimdi. Arkadaşım. Tehdit yok. Gülmezsen annenin ağzını burnunu kıracağım. Arkadaşım. Onu yapmadım. Annesine yaptım ama.
Olmaz, babası bakıyor. Aa, babanın ağzına burnuna... Arkadaşım! Kime yapacağım babası ya? Babası saate bakıyor. Baba saate bakıyor, galiba bir yere yetişecek. Çok şanslıyız. Kalmayacaklar yemeğe. Güldür şu kızı. Ha, gıdı gıdı. Ne yapacağım ben buna? Ben de bileyim. Senin karın kaç senelik? Ya, nasıl güler bu? İşte ben de onu anlamıyorum. Kaç senedir ben nasıl yaşadım bunda? Bilmiyor musun bunun düğmesini? Nergis, nerede senin düğme? Bu düğme giymiyor. Normal elbise giymiş. Düğmesi yok bunun ya. Ben Nergis. Arkadaşım, bir gülme düğmesi vardır herkesin. Karısını bilir. Basar o düğmeye güldürürsün. Nergis. Kız. Kız. Çılgın. 10 saniye kaldı. Nergis, 10 saniye kaldı. Düğmeni kafana... Nergis. Kaldır kafayı Nergis. Son 5 saniye. Gül kız bakayım. Nergis. Gül. Kafana bumla vururum. Yemin ediyorum. Nergis gülsene. Gül kız. Hadi gülüyor gülüyor. Delimeli ama gülüyor. Yani şey yapıyor ya. En azından gülen bir model. Aferin damat. Seni beğendim. Ya ne demek ya? Bu saçlarla mı? Sağ ol. Kızım, sen de kocanı fazla üzüyorsun. Evet, bak çok... adam 30 saniyede güldürdü seni. Aslan gibi çocuk. Yapma böyle kıskançlık. Bak taş düşüyormuş çocuk. Yardımcı oluyor musun hiç? Vur beline bir tane. Ya ben düşmana bakar gibi bakıyor bana ya. Biz ne yaşadık seninle ya? Allah Allah ya. Deli mi ne? Ben siz yanlış anlamayın. Olur, kayınpederi de... rakı masasına davet et. Ha. Hocam, hocam mı? Pardon. Aynı zamanda hocam. Çok şey öğrendim hayatla ilgili ondan. Babacığım siz şöyle gelin, bir iki duble bir şey ikram edeyim size. O kadar gelmişsiniz uzun yolda. Ben piyanoya geçeyim, sana iki şey çalayım da sen de bir iki duble ikram et bana. Ah, gel tamam. Bakayım sen şöyle damat. Anneciğim siz de böyle geçin de ben de Nergis'i rahatça dövebileyim. Gel bakayım şöyle damat. Aa, geldi. Siz mutfağa geçin, börek börek yapın. Ne yapıyorsun? Aa, gel şöyle deyince ben herhalde dedim. Ne bileyim, nasihat mi edecek? Geç piyanonun yanına. Koy rakıları. Rakıyı koymuştum demin ben oraya. Buyurun babası. Evet. Ne çalayım sana damat? Böyle çene çal, ben hiç müzik sevmem. Çalayım çünkü. Çalayım. Söyle bakayım. Çal bir şey çal ya. Bayağı çalıyorsunuz ya. Hakikaten senfonidensiniz yani. Yağmurlarda doğmuş olsa, güneşlerde çiçek açsa, biz baharı göremeyiz, biz yalandan sevemeyiz, biz beraber solsak da asla birlikte ölemeyiz. Seni sensiz anladım, sana ihtiyacım yok artık, seni sen yokken sevdim, aramıza girme sevgilim. Seni sensiz anladım, sana ihtiyacım yok artık, seni sen yokken sevdim, aramıza girme sevgilim. Senin yüzünden bu alem beni dile sardı, ben bu aleme şaşırım. Sen ellerin o sevdiğim, ben ellerin olmadan da yaşarım. Senin yüzünden bu alem beni dile sardı, ben bu aleme şaşırım. Sen ellerin o sevdiğim, ben ellerin olmadan da yaşarım. O sırada Nergis'ten annesi gelir. Böreğin altını yaktım. İçine konuş, içine mesaj at sonra bana. Böreğin altını yaktım. Kim? Ben. Sen neredeydin ki ya? Mutfakta. Mutfak orada mı bizim? Yan dairede. Çok enteresan. Çünkü burası sokak kapısı. Komşudan pişirdiniz böreği. Sen yine mi içtin? Ben yine içtim. Ben seninle olan ömrümün her gününde içeceğim ya. Beni nasip... Böreğin altını yaktım diyor. Konuşsana kızla. Tamam yap. Helal olsun. Feda olsun sana ya. Bir börek daha yakarız ya. Ne olacak? İyi, çok param var herhalde. Hayatım olsun de. Hayatım babanlar olsun. Gelmiş. Babanlar gelmiş. Bir jest yapalım. Babanlar güzel bir şarkı çalsın. Evet. Biz dans edelim. Babanlar gelmiş. Güzel bir şey yapalım. Ben ne bileyim, bir dans edelim. Sen baby doll'unu giy, bir şey yap. Yani nasıl... Sapıklık bu... yapma. Sapıklık da yapma lütfen. Biraz evinin kadını ol. Hadi babası. Yani. Hızlı bir şeyler çal. Al bakayım, önce annesiyle dans et. Bu mu?
Nergis annenle dans edebilir miyim de. Annenle dans edebilir miyim Nergis? Çünkü senden bana hayır yok. Dans ederken böbrek taşını düşür. Öyle değil. Benimkinin. Ha, benimki tamam. Vursana ayağını yere. Tam düştüğü yerde söyle bize. Ah. Alkışlayın. Neyi? Taşı düşürdün. Nergis çok sevindi. Sen de dansa katıl. İkisiyle birlikte dans et. İkisiyle? Evet. Ha baba sen de üstümüze çık. İkisiyle birden dans et. Nasıl olacak ki o iş? Dans et. Allah Allah nasıl olacak ya? Ya dön deli. Terse dönüyor ya. Bu tam ters. Arkadaşım ikisiyle birden dans et. Allah'ım ya. Oho terse dönüyor. Hiçbir şey anlamıyorlar bunlar ya. Ver bakayım ellerini ya. Çabuk geri gel. Öpüştür. Yanak. Çünkü. Tamam. Devam etsinler artık. Ben bu kadar. Bu ikisiyim ben. Anlaşamam. Gel öne. Tut Nergis'in elinden. Tut Nergis'in elinden. Ha tut herkesin elinden anladım beni. Öbür elinden. Annesini de öbür elinden tut çağır yanından. Gel anne. Göster selam vermeyi. Bak selam vermek böyle bir şey. Merhaba. Öyle değil. Tut ellerinden. Belden kır. Arkadaşım. Tut ellerinden. Senin belini kırmışın önden. Öne doğru kapat. Tut ellerinden. Karnın var ya karnın. Karnının bel tarafından. Git. Nerenin selamı bu ya? Arkadaşım tut ellerinden. Kendi ellerinden değil. Onların ellerinden. Onların ellerini karnına vur. Karnına vurunca karnın içeri kaçsın. Kafan öne düşsün. Onlar da yapsın aynısını. Ha. Ne kaldı geriye? İşte, ablanın annesi falan gelecek. Arkadaşım, kayınpederi unuttun sahnede. Aa, gel öpeyim. Öpeyim mi? Al kayınpederi. Al kayınpederi diye bir cümle olur mu ya? Al babayı derler. Sen sağ elinde, o sol elinde avuç içini seyirciye gösterip sağa sola sallayarak çıkın.